Değerli öğretmen arkadaşlarım, bugünkü uzman öğretmenlik sınavına hazırlık dersimizde ölçme ve değerlendirme konusunun 3. dersini işleyeceğiz. Bugünkü dersimizin içeriğinde ölçme sonuçları üzerinde istatiksel işlemler konusu bulunmaktadır. Aritmetik ortalama Test sınavlarında aritmetik ortalama ne demektir? Bir öğrenci grubunun bir testten aldıkları puanların toplamının ya da verilerin toplamının öğrenci sayısına ya da veri sayısına bölünmesiyle hesaplanan merkezi eğilim ölçüsüne aritmatik ortalama denilmektedir. Aritmatik ortalama öğrenci grubunun ya da sınıfın başarısı hakkında bize bilgi verir. Ölçmede aritmatik ortalama niçin kullanılır? Aritmatik ortalama grubun öğrenme düzeyi, grubun başarı düzeyi, grubun mutlak başarı düzeyi ve kullanılan ölçme aracının güçlük düzeyini açıklamak için kullanılır. Ölçme işlemlerinde aritmatik ortalama hesaplamanın önemi nedir? Aritmatik ortalama bir dağılımda yer alan tüm ölçme sonuçlarını dikkate alarak dağılım hakkında daha fazla bilgi verir. Böylece ölçme sonuçlarına ait dağılımın tipik değerleri daha iyi ve tutarlığı yansıtılır. Bir grup verinin aritmatik ortalaması nasıl hesaplanır? Aritmatik ortalama formülü toplam x bölü n'dir. Buradaki toplam x verilerin ya da ölçümlerin toplamıdır. Büyük n harfi ise veri ya da kişi sayısıdır. Bunu bir örnekle açıklayalım. Bir sınıftaki 4 öğrenci İngilizce dersinden 20, 40, 36 ve 52 almıştır. Bu öğrencilerin aldıkları puanların aritmatik ortalaması kaçtır? Buradaki toplam x yani veri toplamı 20 artı 40 artı 36 artı 52'den 148'dir. Toplam öğrenci sayımıza 4 olduğundan 148 bölü 4'ten bizim e, bu öğrencilerin altları puanların aritmatik ortalaması 37 bulunmaktadır. Frekans tablolarında aritmatik ortalama hesaplaması nasıl yapılır? E, frekans tablolarında aritmatik ortalamanın formülü toplam f çarpı x bölü büyük n'dir. Buradaki toplam f çarpı x e, toplam veri ya da ölçümdür. Büyük n ise yine veri ya da kişi sayısıdır. Frekans tablolarında aritmatik ortalama hesaplanmasını bir örnekle açıklayalım. Verilen frekans tablosunda 20 öğrencinin matematik dersinden aldığı puan dağılımı verilmiştir. Bu verilere göre puan dağılımının aritmatik ortalaması kaçtır? Tabloyu inceleyelim. Tabloya bakarsak e, puan ve frekans değerleri görülmektedir. Frekanslar buradaki öğrenci sayılarıdır. Burada 8 öğrenci 30 puan, 5 öğrenci 45 puan... 2 öğrenci 60 puan, 2 öğrenci 70 puan ve 3 öğrenci de 80 puan almıştır. Toplam 20 öğrenci vardır. Bunu çözmek için ne yapıyoruz? Puan değerleriyle frekansı çarpıyoruz ve fx değerlerini buluyoruz. 30 çarpı 8 240, 45 çarpı 5 225, 60 çarpı 2 120, 70 çarpı 2 140 ve 80 çarpı 3'ten de 240 değerlerini buluyoruz. Bu fx'leri topladığımızda toplam fx'i buluruz. Burada e, bu değerleri topluyoruz ve toplam fx'i 965 buluyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu 965 değerini toplam öğrenci sayımız olan 20'ye böldüğümüzde buradaki e, verilerin puan dağılımının aritmetik ortalamasını 48.25 olarak buluyoruz. Gruplandırılmış verilerin aritmetik ortalaması nasıl hesaplanır? Gruplandırılmış verilerin aritmetik ortalaması Toplam f çarpı x0 bölü büyük n yani formülüyle hesaplanır. Buradaki f frekans x0 ise orta değerdir. Bize verilen puan aralıklarının ya da verilerin orta değeridir. bunu bir örnekle açıklayalım arkadaşlar. Tabloda 20 öğrencinin matematik dersten aldığı puan dağılımı verilmiştir. Bu verilere göre puan dağılımının aritmatik ortalaması kaçtır? Burada bakalım tabloyu inceleyelim. Tabloda Frekans değerlerine bakalım. Burada 5 öğrencinin 20 ile 24 arasında puan aldığı, 2 öğrencinin 25-29, 4 öğrencinin 30-34, 4 öğrencinin 35-39, 3 öğrencinin 40-44 ve 2 öğrencinin de 45 ile 49 arasında puanlar aldığı bize verilmiştir. Şimdi burada böyle soruları çözerken ilk olarak puan aralıklarının orta değerlerini bulmak zorundayız. Burada 20 24. Bunun orta değerini bulurken 20 ile 24'ü toplayıp 2'ye bölersek orta değerini buluruz. Sonuç 22'dir. 25 ile 29'u topladık, 2'ye böldük 27. 30 ile 34'ü topladık, 2'ye böldük 32. 35 ile 39'u topladık, 2'ye böldük 37. 40 ile 44'ü topladık, 2'ye böldük 42. 45 ile 49'u topladık, 2'ye böldük 47. Bunların hepsinin orta değerini bulduk. Bakın ikinci tablomuzda bunlar yazılmış, orta değerler. Şimdi de f çarpı x sıfır değerlerini bulmak için frekansla orta değerleri çarpıyoruz. 22 ile 5'i çarptık 110. 27 ile 2'yi çarptık 54. 32 ile 4'ü çarptık 128. Bunun gibi işlemlerimizi bitirdikten sonra bu bulduğumuz f çarpı x sıfır değerlerini topluyoruz. Ve toplam f çarpı x sıfır değerine ulaşıyoruz. Toplam f çarpı x sıfır değerini 660 bulduk. Buradaki aritmatik ortalamayı bulmak için de toplam f çarpı x sıfır değerini toplam öğrenci sayısına bölüyoruz. Buradan da 660 bölü 20'den sonucumuz 33 çıkmaktadır. Buradaki 33 bize verilen verilere göre puan dağılımının aritmatik ortalamasıdır. Ağırlıklı ortalama ne demektir? Puanların ortalamaya olan katkılarına farklı ağırlıklar verilerek hesaplanan ortalamaya ağırlıklı ortalama denilmektedir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Tabloda 4 dersin kredileri ve bir öğrencinin bu derslerden aldığı notlar gösterilmiştir. Buradaki öğrencinin ağırlıklı ortalaması kaçtır? Arkadaşlar tabloyu inceleyelim. Öğrencimiz matematik dersinden 2 almıştır ve bunun kredisi 3'tür. Fizik dersinin kredisi 3'tür ve öğrencimiz 2 almıştır. Kimya dersimizin kredisi 4'tür, öğrencimiz 4 almıştır ve biyoloji dersimizin kredisi 4'tür ve öğrencimiz 4 almıştır. Şimdi ikinci tabloyu inceleyelim. İkinci tabloda arkadaşlar kredi değeri ile not değerini çarpıyoruz. Burada matematik dersinin kredisi 3, notu 2 idi. 3 çarpı 2'den 6. Fizik 3 çarpı 2'den 6. Kimya 4 çarpı 4'ten 16 ve biyolojide 4 çarpı 4'ten 16 bulunur. Bu not ve kredi değerlerini topluyoruz ve burada sonucu ne yapıyoruz? 44 buluyoruz. Ağırlıklı ortalama nedir? Toplam kredi çarpı not değerinin toplam krediye bölümüdür. Buradaki toplam Kredi not çarpı kredi değerimizi 44 bulduk. Bunu da toplam kredi sayımıza böleriz. Matematik dersinin kredisi 3, fiziğin 3, kimyanın 4 ve biyolojinin 4'tü. Bunların toplamı nedir? 14'tür. 44 bölü 14'ten bu öğrencinin ağırlıklı ortalamasını 3,14 olarak buluyoruz. Aritmatik ortalama olan tablo sorularında hangi soruların cevapları bulunur? Aritmatik ortalama olan tablo sorularında grubun... Mutlak başarı düzeyinin e, ne oldu? Öğrencilerin ortalama başarı düzeylerinin ne oldu? Öğrencilerin öğrenme düzeylerinin en düşük veya en yüksek olduğu ders ya da test hangisidir? Grubun başarı düzeyi ne kadardır? Sorularının cevapları bulunmaktadır. Medyan ortanca ne demektir? Sıralanmış puan dağılımında tam ortada bulunan puana yani değere medyan ortanca denilmektedir. Bir grup veri dağılımında... Ortanca nasıl hesaplanır? Ortanca'yı hesaplarken veri sayısının tek mi çift mi olduğu önemlidir. Veri sayısı tek olduğunda ortanca n artı 1 bölü 2 formülle bulunur. Buradaki n veri sayısıdır. Ee, bunu 1 ile toplayıp 2'ye böldüğümüzde tek sayıların ortancası bulunur. Veri sayısı çift olduğunda ortanca hesaplanması. Veri sayısı çift olduğunda da ortanca formülü şöyledir. 1 ee, X n bölü 2 artı X n bölü 2 artı 1 bölü 2 formülle bulunur arkadaşlar. Buradaki n e, küçük n harfi veri sayısıdır. Bunu da anlamak için örneklerle açıklayalım. Birinci örneğimiz şöyledir. 12 14, 10, 23 35, 42, 38 68 ve 78 veri grubunun ortancası kaçtır? Bakın arkadaşlar buradaki sıralanmış puan dağılımı e, tektir. Tek olduğu için burada n artı 1 bölü 2 formülünden gideceğiz n artı 1. Burada kaç tane e, rakam var? 9 tane. Bu 9 artı 1 bölü 2'den sonucumuz 5 çıkıyor. Yani baştan ya da sondan fark etmez. 5. sıradaki rakamımız bize ortancayı veriyor. Baştan sayarsak e, ortam ortada ne var? 5. de 35 rakamı bulunmaktadır. Ve bu da ortancadır. Şimdi e, ikinci örneğimize bakalım. 12, 14, 10, 23, 36, 38, 42, 68, 78, 89 veri grubunun ortancası kaçtır? Şimdi buradaki veri grubunda 10 tane rakam vardır. Yani burada veri sayısı çifttir. Çift olduğunda arkadaşlar bunun tam ortasında iki rakam vardır. Biz bu iki rakamı bulup bunları toplayıp 2'ye böldüğümüzde biz bunun ortancasını bulmuş olacağız. Şimdi burada formümüz neydi? İlk önce n bölü 2'yi buluyoruz. Daha sonra da n bölü 2 artı 1'i buluyoruz n bölü 2. Burada 10 tane verimiz olduğu için 10 bölü 2'den 5. n bölü 2 artı 1'den yani 10 bölü 2 ne yapar? 5. Buna 1 eklersek 6. Yani 5. ve 6. sıradaki rakamlarımızı bulduk. Şimdi burada ortancayı bulmak için bu iki rakamı toplayıp 2'ye bölmemiz lazım. 36 ve 38 var ortada. 36 ile 38'i topluyoruz ve ikiye bölüyoruz. Sonucumuz da 37 çıkıyor. Buradaki veri grubunun ortancası da 37'dir arkadaşlar. Tablodaki verilere göre bu dağılımın ortancası kaçtır? Evet arkadaşlar tabloyu inceleyelim. Tabloyu incelediğimizde e, buradaki öğrencilerin sayıları ve kaç puan aldıkları bize verilmiştir. Burada toplam 28 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 2 tanesi 10 puan, 5 tanesi 23 puan... 2 tanesi 30 puan, 5 tanesi 37 puan, 8 tanesi 56 puan ve 6 tanesi de 67 puan almıştır. Şimdi bunları tek tek sıralarsak yani alttan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sıraladık 28'i de. Bunları sıraladıktan sonra arkadaşlar bunun ortancasını bulalım. Şimdi buradaki sıralamada çifttir arkadaşlar. Çift olduğu için formülümüz neydi? X ortanca eşittir. X n bölü 2 artı x n bölü 2 artı 1 bölü 2 idi. Buradan n bölü 2 nedir arkadaşlar? Toplam 28 öğrencimiz var. 28 bölü 2'den bu 14'tür. n bölü 2 artı 1'de 14 artı 1'den 15 bulunmaktadır. Biz 14. ve 15. sıradaki puanı bulmamız lazım. Sıralamamızı yaptık yan tabloda. 14. sıradaki puanımız 37 ve 15. sıradaki puanımız da 56'ya denk gelmektedir. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 30 ile 56'yı topluyoruz ve 2'ye bölüyoruz ortancayı bulmak için. Bu da 46.5 çıkmaktadır. Mod tepe değer ne demektir? Bir puan ya da veri dağılımında en çok tekrar edilen yani frekansı en yüksek olan değere mod denilmektedir. Bunu bir örnekle açıklayalım. 12 12 13 14 23 23 23, -23 32 45 56 56 veri grubunun modu kaçtır? Bakın arkadaşlar burada en çok tekrar edilen rakam 23 rakamıdır ve 3 kere tekrar edilmiştir. Buranın modu 23'tür arkadaşlar. Diğer bir örneğimiz şöyledir. Tablodaki verilere göre bu dağılımın modu kaçtır? Şimdi bu tabloda frekans değerleri ve puanlar verilmiştir. Bunları incelersek 6 öğrenci 67, 8 öğrenci 56 puan, 5 öğrenci 37, 2 öğrenci 30, 5 öğrenci 23 ve 2 öğrenci de 10 puan almıştır. Bakın Burada 8 öğrenci 56 almıştır. Yani 56 rakamı 8 kere tekrar edilmiştir. O zaman e, bu tablodaki verilen puanlardan frekansı en yüksek olan puan nedir? Mod değeridir. O da burada 56'dır arkadaşlar. E, hemen diğer tablomuza geçelim. Tabloda verilen verilerin modu kaçtır? Bu tablomuzda da yine frekans değerleri ve bunların aralıkları verilmiştir. Burada arkadaşlar 8 öğrenci 10 ile 16 arasında 5 öğrenci 17 ile 23 arasında, 2 öğrenci 24 ile 30 arasında, 9 öğrenci 31 ile 37 arasında, 7 öğrenci 38 44 arasında ve 1 öğrenci de 45 50 arasında notlar almıştır. Şimdi burada frekans değeri en yüksek olan grubu buluyoruz arkadaşlar. Frekans değeri en yüksek olan 9'dur ve bu 9 öğrenci 31 ile 37 arasında notlar almışlardır. Burada bizim orta değeri bulmamız lazım arkadaşlar. Biz bu grubun orta değerini buluyoruz. O zaman 31 ile 37'yi topluyoruz ve 2'ye bölüyoruz. Buranın o zaman arkadaşlar modu da 34 olmuş oluyor. Grafiklerde mod nasıl bulunur? Evet arkadaşlar bu üç grafiği inceleyelim. İlk grafiğimizde bakın frekans değerleri verilmiş ve puanlar verilmiş. Biz ne yapıyorduk? Frekans değeri en yüksek olan neydi? Mod değerini veriyordu. Frekans değeri burada en yüksek olan nedir? 4'tür. 4'ün tepe diye bakalım. Tepe noktası kaçla çalışmış? 8. O zaman buradaki modumuz nedir arkadaşlar? 8'dir. Hemen ortadaki şeklimize bakalım. Burada da yine frekans değeri en yüksek olan nedir arkadaşlar? 4. Bu 4 sütununu aşağı doğru indirdik. Burada 13 ile 15 arasında puanlar alınmış. O zaman biz bunun orta noktasını buluyorduk. Ne yapıyorduk? 13 artı 15 bölü 2. Ne yapar bu? 28 bölü 2'den 14. Buranın modu da nedir arkadaşlar? 14'tür. Evet sondaki tablomuza bakalım. Burada da frekansı en yüksek olan nedir? 7'dir arkadaşlar. Bunun o zaman puanları neymiş? 16 ile 20 arasındaymış. O zaman ne yapıyoruz? 16 ile 20'yi toplayıp 2'ye bölüyoruz. 20 artı 16 ne yapar? 36. 2'ye böldüğümüzde de buranın modu 18 bulunmaktadır. Şimdi birkaç önemli noktayı hatırlatalım. Bir puan dağılımında bütün puanların frekansları aynı ise bu puan dağılımının modu yoktur. Örneğin 1, 1, 1, 1, 1 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Bakın hepsinden 4'er tane var. Böyleyse eğer Buna mod yoktur diyoruz. Bir puan dağılımında ardışık iki değer en büyük ve eşit frekansa sahipse mod bu iki değerin ortalamasına eşittir. Bakın burada 1, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Bakın 5 ve 6 rakamları 4'er kez tekrar edilmiş. O zaman ve arka arkaya gelmiş. Buranın modu 5 artı 6 bölü 2'dir. Nedir sonuç? Mod 5 buçuktur diyoruz. Yine başka bir şey. Bir puan dağılımında ardışık olmayan iki değer... En büyük ve eşit frekansa sahipse bu dağılımın iki farklı modu vardır diyoruz. Bakın 1, 2, 3, 5, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9. Bakın burada 5 ve 9 rakamları artışık değil arada başka sayılar var. Ve aynı frekansa sahipler üçer kere tekrar edilmişler. O zaman biz burada ne diyoruz? Buraya çift modlu dağılım var diyoruz. Ve modlar 5 ve 9'dur diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de dağılımlar konusunu inceleyelim. Buradaki arkadaşlar normal dağılım bir çan eğrisidir. Bu eğri aritmatik ortalama mod ve medyanın eşit olduğu bir dağılımdır. Buradaki sıfır noktasında dağılımın her iki tarafı eşit ve simetriktir. Öğrencilerin yarısı ortalamanın altında yarısı da ortalamanın üstünde puan almışlardır. Görüldüğü gibi eğri tabanı birleşmez ve sonsuza doğru gider. Yani kuramsal bir dağılımdır. Tüm puanlar aritmatik ortalama e, mod ve medyanın sağında ve solunda eşit olarak dağıtılmıştır. Yani burada başarı normaldir. E, buradaki testlerde e, orta güçlük vardır. Testler orta güçlüktedir. Yani madde güçlüklerinin ortalaması 0,50'dir. E, bu test bilenle bilmeyeni ayırt etmektedir. E, buradaki normal dağılım çan eğrisine göre öğrencilerin %68'e eksi 1 ile artı 1 standart sapma aralığındadır. Öğrencilerin %95'i de eksi 2 ile artı 2 standart sapma aralığındadır. Öğrencilerin %99'u eksi 3 ile artı 3 standart sapma aralığındadır. Evet arkadaşlar dağılımlar görselde de görüldüğü gibi 3 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi sağa çarpık pozitif, ikincisi simetrik ve üçüncüsü de sola çarpık negatiftir ortalama ve ortanca arasındaki ilişkiyi akılda tutmak zor olabilir. Hangi dağılımda ortalama daha büyük olduğunu kolayca hatırlamak için sağ çarpık grafikte ortalamanın en sağda ve sola çarpık grafik dendiğinde de ortalamanın en solda olduğunu söyleyebiliriz. Bir değişkende çarpıklık iki sebepten dolayı meydana gelmiş olabilir. Bunlardan birincisi değişkenin aykırı değerlere sahip olmasıdır. İkincisi de değişkenin dağılımının doğal olarak çarpık olmasıdır. Çarpıklık katsayısı ne işe yarar? Çarpıklık katsayısı bir dağılımda verilerin daha çok nerede yığıldığını gösterir. Dağılımın simetrikliği ile ilgili bize bilgi verir. Çarpıklık katsayısı 0 ise dağılım normaldir ve bu dağılımın bağıl değişkenlik katsayısı 20 ile 25 arasındadır. Çarpıklık katsayısı negatif yönde küçüldükçe sola çarpıklık artar ve test kolaylaşır. Çarpıklık gaz sayısı pozitif yönde büyüdükçe sağ çarpıklık artar ve test zorlaşır. Bunun bir formülü vardır arkadaşlar. Bu da e, aritmatik ortalama eksi medyan çarpı 3 bölü standart sapmadır. Evet arkadaşlar buradaki görsellerimizde de sola çarpık dağılım ve sağ çarpık dağılım görülmektedir. Şimdi bu dağılımları ayrı ayrı inceleyelim. Sola çarpık dağılımda mod büyük medyan büyük ortalamadır. Burada ortalama en küçüktür. Negatif kayışlıdır. Öğretim burada yeterlidir. Test kolaydır. Öğrencilerin başarıları yüksektir. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri yüksektir. Ve öğrenciler hedef davranışları kazanmışlardır. Sağ çarpık dağılımda ise ortalama yüksektir. Medyan ondan küçüktür ve en küçük de moddur. Yani ortalama büyüktür medyan, medyan büyüktür moddur. Bu pozitif kayışlıdır. Burada öğretim yetersizdir. Test zordur ve öğrencilerin başarıları düşüktür. Öğrencilerin öğrenme düzeyleri de düşüktür. Öğrenciler hedef davranışları kazanamamışlardır. Standart sapma. Standart sapma ne demektir? Bir dağılımdaki verilerin ortalamadan ne kadar uzaklaştığının ortalamasını veren bir yayılma ölçüsüdür. Standart sapma büyük olması ne ifade eder? Eğer standart sapma büyükse Gruptaki puanlar aritmatik ortalamadan uzaklaşmış demektir. Bu durumda o grup için heterojendir denilebilir. Standart sapma küçük olması ne ifadeler? Eğer standart sapma küçükse gruptaki puanlar ortalamadan fazla uzaklaşmamış demektir. Bu durumda o grup için homojendir denilebilir. Standart sapma nasıl hesaplanır? Dağılımın aritmatik ortalaması bulunur. Puanlardan aritmatik ortalama çıkartılır. Bu farkların kareleri alınır ve toplanır. Bu toplam öğrenci sayısına bölünerek varyans bulunur. Çıkan sonucun yani varyansın karekökü standart sapmayı verir. Buradaki görsellerde standart sapmanın büyük olduğu durum ve standart sapmanın küçük olduğu durum gösterilmiştir. Standart sapma büyük olduğunda yapılacak yorumlar nelerdir? Standart sapma büyük olduğunda e, testin uygulandığı grup heterojendir. Öğrenciler arasındaki farklılaşma fazladır. Şekle bakarsak 20 ile 80 arasında birçok not görülmektedir. Bilen öğrenciler ile bilmeyen öğrenciler birbirinden ayrılmıştır. Uygulanmış olan testin ayırt ediciliği yüksektir. İkinci şekle bakalım. Bu da standart sapmanın küçük olduğu durumdur. Standart sapma küçük olduğunda yapılacak yorumlar nelerdir? Testin uygulandığı grup homojendir öğrenciler arasındaki farklılaşma azdır. Bilen öğrenciler ile bilmeyenler birbirinden ayrılmamıştır. Uygulanmış olan testin ayırt ediciliği düşüktür. Evet arkadaşlar burada notlar 47 ile 53 arasında toplanmıştır. Yani burada bir ayrılma söz konusu değildir. Tabloya göre en homojen ve en heterojen sınıf hangisidir? Evet arkadaşlar burada bir tablo verilmiş. Bu tabloda aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar verilmiştir. E, bu tür sorularda eğer homojen ve heterojen sınıf soruluyorsa bizim burada standart sapma değerlerine bakmamız gerekiyor. Standart sapması büyük olan sınıf heterojen sınıftır. Standart sapması küçük olan sınıf da homojen sınıftır. Şimdi burada standart sapması en büyük olan biyoloji sınıfı ve e, standart sapması 5'tir bunun. Demek ki e, bu sınıf heterojen bir sınıftır. Standart sapması en küçük olan da İngilizce dersidir. bu İngilizce sınıfı da homojen bir sınıftır. diğer soruya geçelim. bir sınıftaki öğrencilerin yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve puanlardan aşağıdaki tabloda bulunan veriler çıkartılmıştır. Buna göre en çok hangi testte öğrenciler arasında farklılaşma en fazladır? Şimdi bakın burada öğrencilere 5 tane test uygulanmış. Birinci testte Aritmetik ortalama 65, mod tepe değer 75, ortancı 70 ve standart sapma 7. E, bu şekilde hepsi ayarlanmış. Şimdi burada eğer bu tür sorularda öğrenciler arasındaki farklılaşma soruluyorsa, e, bizim burada standart sapmaya bakmamız gerekiyor. Standart sapmanın en büyük olduğu e, testlerde öğrenciler arasındaki farklılaşma en fazladır. Buradaki testlere bakalım. Standart sapma en çok olan 5. testte 16 gözüküyor. Burada en büyük olduğu için buradaki öğrenciler arasındaki farklaşma da en fazladır diyebiliyoruz. Bir sınıftaki öğrencilerin yanıtları 80 üzerinden puanlanmış ve puanlardan aşağıdaki tabloda bulunan veriler çıkartılmıştır. Buna göre en çok hangi testte puan dağılımı normaldir? Evet arkadaşlar buradaki tabloyu incelediğimizde 5 tane test olduğu görülmektedir. Ve bu testlerin aritmatik ortalama, mod, ortanca medyan ve standart sapma değerleri tabloda verilmiştir. Bu tür sorularda dağılımın normal olarak kabul edilmesi için aritmatik ortalama medyan ve mod değerlerinin eşit olması gerekmektedir. Yani simetrik bir dağılım olmalıdır. Buradaki tabloda da bu kurala uyan sadece 3 numaralı testtir. Puan dağılımı en basit olan test hangisidir? Evet arkadaşlar yine bu tabloyu inceleyelim. Burada da 5 tane test var. Yine burada aritmatik ortalama mod ortanca standart sapma ve varyans değerleri vardır. E, bu tür sorularda varyans değerine bakılır. Varyans değeri yoksa da standart sapmaya bakılır. Varyans değerinin en büyük olduğu ya da standart sapmanın en büyük olduğu test e, en basık e, testtir. Buradaki tabloda da aritmatik ortalamaya bağlı olarak verilen kararlarla standart sapmaya bağlı olarak verilen kararlar bize verilmiştir. Aritmetik ortalamaya bağlı olarak verilen kararlar grubun başarı düzeyi nedir? Grubun mutlak başarı düzeyi nedir? Öğrencilerin ortalama başarı düzeyleri nelerdir? Öğrencilerin öğrenme düzeyi nedir gibi sorulara cevap verir. Standart sapmaya bağlı olarak verilen kararlar da şunlardır. Başarılı ve başarısız sınıf yani grup hangisidir? Öğrenciler arasında farklılaşma var mı ya da öğrencilerin öğrenme düzeyleri benzer mi? Grup ya da dağılım ee, homojen mi, heterojen mi? Grup aritmatik ortalamaya ne kadar uzak ya da yakın? Bunlara cevap aranır standart sapmaya bakılarak. Aritmatik ortalama ve standart sapma arasındaki ilişki nasıldır? Aritmatik ortalama ve standart sapma arasındaki fark ne kadar büyürse heterojen bir yapı oluşur ve grup başarısı düşer. Aritmatik ortalama ve standart sapma arasındaki fark küçülürse de homojen bir yapı oluşur ve grubun başarısı artar. Bir puan dağılımında Ranj büyüdükçe standart sapma da büyür. Bir testin standart sapması büyüdükçe güvenilirlik artar. Aritmatik ortalaması eşit olan iki grup ya da sonuçtan sapması küçük olan da başarı daha yüksektir. Sorularda verilen tablolarda standart sapma ile ilgili hangi yorumlar yapılır? Standart sapma tek başına bir sınıfın başarısını yorumlamada yeterli değildir. Sınıfın başarısı için Bakılacak ilk değer aritmatik ortalamadır. Ancak sorularda verilen tablolarda standart sapma ile ilgili şu yorumlar yapılır. Öğrenciler arasında farklılaşmanın en fazla ya da en az olduğu ders. Öğrencilerin öğrenme düzeylerinin benzer ya da farklı olduğu dersler. Uygulanmış olan testin ayırt ediciliği. Grubun homojen yani benzer ve heterojen ya da farklı olduğu dersler hangileridir şeklinde ifadeler varsa standart sapmaya bakılır. Standart sapma yüksekse farklılaşma fazladır yani heterojen. Standart sapma az ise homojendir yorumu yapılır. Bağıl değişkenlik katsayısı. Bağıl değişkenlik katsayısı standart sapmanın aritmatik ortalamaya bölünüp 100 ile çarpılmasıyla bulunmaktadır. Sonuçta bağlı değişkenlik katsayısı eğer 20'den yukarı çıkarsa puan dağılımları heterojen ve dağılım özelliği de basıktır. Eğer bağlı değişkenlik katsayısı 20 civarındaysa puan dağılımıyla dağılım özellikleri normaldir. Bağlı değişkenlik katsayısı eğer 20'den aşağıdaysa puan dağılımları homojen ve dağılım özelliği ise sivridir. Range dizi genişliği ne demektir? Bir puan ya da veri dağılımında en büyük ölçme sonucuyla en küçük ölçme sonucu arasındaki farktır. Range en yüksek puanla en düşük puan arasındaki farktır. Örneğin en yüksek puanın 83, en düşük puanın da 41 olduğunu düşünelim. Bu durumda range 83 eksi 41'den 42 olur. Tabloda verilen verilerin range kaçtır? Tabloyu inceleyelim. Tabloda puan aralıkları ve frekans verilmiştir. Örneğin işte 45 ile 51 puan aralığında bir kişi, 38 ile 44 puan aralığında 7 kişi, 31 ile 37 puan aralığında 9 kişi gibi bunlar verilmiştir. Şimdi bu tür sorularda en yüksek puan aralığıyla en düşük puan aralığı tespit edilir. Buradaki en düşük puan aralığı 10 ile 16 arasında 8 kişidir ve en yüksek puan aralığı da 45 ile 51 arasında 1 kişidir. Şimdi bu puan aralıklarının ortalama değerleri bulunur. İlk önce yükseği bulalım. E, 45 ile 51 arasındaki ortalama değer nedir? 45 artı 51 bölü 2'den 48 bulunmaktadır. En düşük puan aralığının ortalama değeri de 10 artı 16 bölü 2'den 13 bulunmaktadır. İşte bu ikisi arasındaki fark bize range verir. 48 eksi 13 buradaki range 35'tir. Range değerine göre yapılacak yorumlar nelerdir? Range değeri büyük olan grupların test sonuçları Ranj değeri küçük olan grupların test sonuçlarından daha güvenilirdir. Ranj değeri büyük olan grubun heterojen olduğu, bilenle bilmeyenin birbirinden ayrıldığı, bireylerin ölçülen özellik bakımından farklılık gösterdiği söylenebilir. Ranj değeri küçük olan bir grubun homojen olduğu, bilenle bilmeyenin birbirinden ayrılmadığı, bireylerin ölçülen özellik bakımından benzer olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar burada iki tane sorumuz var. Bunları da cevaplayalım. Grafikte 1, 2 ve 3 numarayla gösterilen 3 dağılım için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İfadelere baktığımızda burada range, medyan ve mod değerleriyle ilgili sorular sorulmuş. Bunlara bakalım şimdi burada. Burada bakarsak frekans yani mod değerleri, tepe noktaları hepsinin eşittir. Ve bunların medyan yani orta değerleri de 5, 15 ve 25'tir. Yani birbirinden farklıdır hepsi. Range değerlerine baktığımızda bir numarayla gösterilen dağılımda 10 ile 0 arasındadır. Yani 10-0'dan 10'dur range değeri. 2 numarada 10 ile 20 arasında notlar. 20'den 10 çıktık. Yine 10. 3 numarada 30-20'den yine 10'dur. Yani buradaki range değerleri de aynıdır. Burada baktığımızda range ve median değerleri aynıdır diyor. Yanlış. Ranj değerleri aynı mod değerleri farklıdır. Yanlış. Ranj değerleri farklı mod değerleri aynıdır. Fa e, yanlış. Ranj değerleri farklı medyan değerleri aynıdır diyor. Bu da yanlış. Ancak ranj ve mod değerleri aynıdır. Buna baktığımızda tabloda bunu görüyoruz. Cevabımız eşikidir. Ee, diğer soruya bakalım. Ee, yandaki tabloda verilen verilerin modu kaçtır? Şimdi arkadaşlar mod nasıl bulunuyordu? Frekansı en yüksek olan yere bakıyorduk. Frekansı tabloyu incelersek en yüksek frekans 7'dir. 7 de 16 ile 18 puan aralığında olduğuna göre buranın arasındaki orta değer nedir? 16 artı 18 bölü 2'den 17 bulunmaktadır. Buranın modu 17'dir. Yandaki tabloda verilen verilerin medyanı kaçtır? şimdi arkadaşlar medyan neydi? orta noktaydı. Burada şimdi bakıyoruz 27 tane rakam var. Birden 27'ye kadar. Yani bu tektir bu rakam. Tek olunca neydi? En artı 1 bölü 2 yapıyorduk. Buradaki rakam sayısı 27. 27 artı 1 bölü 2'den yani 28 bölü 2'den 14 çıkıyor. Bunun medyanı da 14'tür. Yandaki tabloda verilen verilerin ranjı kaçtır? Ranj neydi? En büyük değerden en küçük değeri çıkartalım. En büyük değer 25 ile 27 arası. En küçük değer de 1 ile 3 arasındadır. Şimdi burada 1 ile 3 arasında orta değer 2. 25 ile 27 arasında da orta değer nedir? 26. O zaman bunun ranjı da 26-2'den... 24 bulunmaktadır. Madde istatistikleri. Madde güçlük indeksi ne demektir? Madde güçlük indeksi bir maddenin yani bir sorunun uygulandığı grupta doğru cevaplanma oranıdır. Eğer bir madde grubun çoğunluğu tarafından doğru yanıtlanıyorsa o madde kolay bir maddedir. Madde güçlük indeksi nasıl hesaplanır? Madde güçlük indeksi Maddi e, maddeyi doğru cevaplayanların sayısının toplam öğrenci sayısına bölümüyle bulunur. Bunun formülü P eşittir, ND bölü büyük ne harfidir. Buradaki P madde güçlük indeksi, ND maddeye doğru cevaplarının sayısı, büyük ne de toplam öğrenci sayısını ifade etmek eder. Madde güçlük indeksi aldığı değerlere göre nasıl yorumlanır? Madde güçlük indeksi 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Eğer 0 ile 0.29 arasında çıkarsa zor. 0.30 ile 0.49 arasında orta güçlükte. 0.50 ile 0.69 arası çıkarsa kolay. 0.70 ile 1 arasındaysa çok kolay maddedir. Yani çok kolay sorulardır anlamına gelmektedir. 40 kişilik bir sınıfta eğer herkes soruları doğru cevaplarsa madde güçlük indeksi kaç olur? Madde güçlük indeksi neydi? P eşittir. Nd bölü neydi? Burada Nd yani doğru cevaplayanların sayısı 40 ve tüm sınıfta 40 ise 40 bölü 40'dan madde güçlük indeksi 1 çıkar. 40 kişilik bir sınıfta eğer herkes soruları yanlış cevaplarsa madde güçlük indeksi kaç olur? Şimdi doğru cevaplayan sayısı 0 ise toplam öğrenci de 40 ise 0 bölü 40'dan bu durumda da madde güçlük indeksi 0 çıkmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir sorunun madde güçlüğü PC olasılığı olamaz? Şimdi madde güçlüğünün 0 ile 1 arasında olması gerekir. A şıkkı 8 bölü 9 B şıkkı 2 bölü 4 C şıkkı 1 bölü 4 D şıkkı 1 bölü 3 ve E şıkkı da 4 bölü 3'tür. A, B, C ve D şıklarında hep 0 ile 1 arasında değer çıkar. Ancak E şıkkında 1'den büyük bir değer çıkar. Otomatikman E şıkkı madde güçlüğü olamaz. 10 kişinin katıldığı coğrafya sınavının 6. sorusuna doğru cevabı veren öğrenciler 1. Yanlış cevap veren öğrenciler 0 ile puanlandırılmıştır. Bu sınavdaki 6. sorunun güçlük indeksi kaçtır? Tabloyu incelediğimizde 6. soruya doğru cevap veren öğrenci sayısı 4'tür. Toplam öğrenci sayımız da 10 olarak gözükmektedir. Bu durumda 4 bölü 10'dan madde güçlük indeksimiz 0,4 çıkmaktadır. Bunu yorumlarsak da bu değer 0.30 ile 0.49 arasında olduğu için bu soru orta güçlükte bir sorudur. %27'lik alt ve üst gruplar yöntemiyle madde güçlük indeksi hesaplama nasıl yapılır? Burada arkadaşlar formülümüz şöyledir. Pc eşittir. Ndu artı Nda bölü büyük n. Buradaki Pc madde güçlük indeksidir. Ndu maddeyi üst grupta doğru yanıtlayanların sayısı. Nda da maddeyi alt grupta doğru yanıtlayanların sayısıdır. Büyük n de üst ve alt gruplardaki toplam öğrenci sayısıdır. Şimdi bunu bir örnekle çözersek daha iyi anlayacağız. Ee, burada bir tablo verilmiş. Doğru yanıt B seçeneği ise tabloya göre. Madde güç indeksi kaçtır? Şimdi tablo incelersek burada üst gruplar ve alt gruplar verilmiş. Yani üst grup derken maddeyi üst grupta doğru yanıtlayanların sayısı ve alt grupta doğru yanıtlayan sayıları verilmiş. B doğru kabul ediliyorsa B'de üst grup 45 alt grupta 26'dır. Formülümüz neydi? Üst grup eksi alt grup 45 eksi 26 bölü toplam, öğren toplam öğrenci sayımız üst ve alt gruptaki. Nedir bunlar? 200 kişidir toplam öğrenci. 45 artı 26 bölü 200'den buradaki e, madde güçlük indeksimiz 0,36 çıkmaktadır. 0,36 çıktığına göre bu zor bir maddedir. Yani zor olduğu için grubun %36'sı bunu doğru cevaplamıştır. %64'ü de yanlış cevaplamıştır arkadaşlar. Madde ayırt edicilik gücü indeksi. Madde ayırt etme indeksi nedir? Madde ayırt ediciliği bir maddenin bilen öğrenci bilmeyen öğrenciyi birbirinden ayırt etmesidir. Yani bir maddenin görevi bilen başarılı öğrenciyle bilmeyen başarısız öğrenciyi birbirinden ayırmaktır. Maddeyi bilgili olanlar doğru yapıp bilgisiz olanlar yanlış yapıyorsa o madde bilen ve bilmeyeni birbirinden ayırt ediyor demektir. Maddenin kalitesi hakkında bilgi verir. Maddenin bilen ve bilmeyen öğrencileri birbirinden ayırıp ayırmadığı hakkında bize gene bilgi verir. E, madde ayırt etme indeksi eksi 1 ile artı 1 arasında bir değer alır. Negatif ayırıcılığa sahip maddelerin teste ölçülmek istenen amaç dışında başka bir değişkeni ölçtüğü söylenebilir. Madde ayırt etme indeksinin çıkan sonuçlara göre yorumlanması şöyledir. Eğer değer 0.40 ve daha büyük çıkarsa çok iyi bir maddedir. Eğer 0.30 ve 0.39 arasındaysa oldukça iyi madde yine de geliştirilebilir demektir. 0.20 ile 0.29 arasında ise düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereken anlamına gelmektedir. 0.19 ve daha küçük değerler alıyorsa da çok zayıf bir maddedir. Mutlaka testten çıkarılmalıdır anlamına gelmektedir. Şimdi bu madde ayırt etme indeksini bulurken şu formülü daha çok kullanıyoruz. E, madde ayırt etme indeksi eşittir. maddeyi üst gruptan doğru yanıtlayanların sayısı bu eksi maddeyi alt gruptan doğru yanıtların sayısı bölü küçükendir. Buradaki küçüken üst ve alt gruptan herhangi birinin öğrenci sayısıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de buradaki iki soruyu cevaplayalım. Önce üstteki soruyu cevaplayalım. Tabloya göre doğru yanıt B seçeneği ise madde ayırt edicilik gücü indeksi kaçtır? Doğru yanıt B ise B'deki değerlere bakalım. B'nin üst grup değeri 60 ve alt grup değeri de 10 çıkmış. Şimdi burada üst gruptaki toplam öğrenci sayısı 100, alt gruptaki toplam öğrenci sayısı da 100'dür. Folümümüz neydi? Üst grup eksi, alt grup bölü n Yani üst ya da alt gruptaki öğrenci sayısıydı. Üst grupta e, doğruca yanıtlayan öğrenci sayımız 60. Alt gruptaki de 10. 60 eksi 10 bölü 100'den cevabımız 0.50 çıkmaktadır. Bu 0.50 de madde bileni ayırmıştır ve madde oldukça iyidir anlamına gelmektedir. Şimdi de alttaki soruyu cevaplayalım. Tabloya göre zor olmasına rağmen ayırt ediciliği yüksek olan soru hangisidir? Tablo incelersek ikinci sorunun ayırt ediciliği yani RJX 0.75 olduğundan bu çok iyidir anlamına gelmektedir. Hem ayırt ediciliği hem de güçlüğü bakımından hangisi ideal bir test sorusudur? Burada da e, birinci sorunun hem ayırt edicilik değeri yüksek hem de güçlük bakımından pJ'si sıfıra yakın olmasından dolayı idealdir. Şekilde analizi verilen maddede doğru cevap hangi seçenekte olursa ayırt edicilik en yüksektir. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek incelersek A seçeneğinde 18 üst grup alt grupta 2'dir. 18 bölü 2 bölü 100'den burası ne çıkar? 0.16 B seçeneği 30-25 bölü 100'den 0.05 C seçeneği 10 eksi 15 bölü 100'den eksi 0,05 D seçeneği 10 eksi 14'ten 14 bölü 100'den eksi 0,06 ve E seçeneği de 10 eksi 10 bölü 100'den 0 çıkmaktadır. Bunları değerlendirdiğimizde burada en yüksek sonuç A seçeneğinde 0,16 çıkmıştır. O zaman burada ayırt ediciliği en yüksek olan A şıkkıdır. Madde istatistiklerinden hesaplanan test istatistikleri bir testteki maddelerin güçlük indekslerinin toplama testin aritmatik ortalamasına eşittir. Testin ortalama güçlüğü. Testin ortalama güçlüğü genel olarak testin bütününün ne kadar zor ya da kolay olduğunu gösterir. Bir testin ortalama güçlüğü testin aritmetik ortalamasının testteki bulunan madde sayısına bölümüyle bulunur. Standart puanlar. Standart puanlar, aritmatik ortalaması ve standart sapması farklı dağılımların aynı aritmatik ortalama standart sapmaya sahip dağılım haline dönüştürülmesini sağlar. E, bireyin ölçme sonucu aldığı puandan e, puan dağılımının aritmetik ortalamasını çıkartır ve sonucu da puan dağılımının standart sapmasına bölersek herhangi bir bireyin standart z puanını buluruz. Bütün derslerden 80 alan bir öğrencinin Öğrenme düzeyinin en yüksek ve en düşük olduğu dersler hangileridir? Burada tek tek hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öğrencinin her ders için z puanla hesaplarsak burada bir sonuç çıkartabiliriz. Matematik için hesaplayalım önce. Öğrencinin matematikten aldığı puan 80. Sınıf ortalaması da nedir? 60. 80 60 bölü 8. Buradaki 8 de arkadaşlar puan dağılımının standart sapmasıdır. En sonda bulunmaktadır tablonun. 80 eksi 60 bölü 8'den z mat iki buçuk. Fizik 80 eksi 68 bölü 12'den 1 çıkar. Kimya 80 eksi 70 bölü 5'ten 2. Biyoloji 80 eksi 65 bölü 10'dan bir buçuk. Ve edebiyatta 80 eksi 90 bölü 5'ten eksi 2 çıkmaktadır. Burada o zaman Z matematik büyüktür kimya, o da büyüktür biyoloji, o da büyüktür fizik ve o da büyüktür edebiyat diyebiliriz. Öğrencinin öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu ders en başarılı olduğu derstir ve bu da Z puanı en yüksek olduğu derstir. Burada Z puanı en yüksek olan da matematik olduğundan en başarılı ders matematiktir. Öğrencinin öğrenme düzeyinin en düşük olduğu derste en başarısız olduğu derstir. Bu da Z puanı en düşük olan ders olan edebiyattır arkadaşlar. Ölçme sonuçları üzerinde istatiksel işlemler konusunu anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.